Evet, kısaca nokta mutasyonlarına değinelim arkadaşlar. Mutasyonları daha önceki derslerimizde kalıtımda işlemiştik. Oralarda daha ziyade bir kromozomal mutasyonlardan bahsetmiştik. Kromozomların bir parçasının eksilmesi, bir parçasının kopup diğer kromozoma yapışması vesaire vesaire. Burada ise nokta mutasyonlarından bahsedeceğiz. Nokta mutasyonu dediğimizde arkadaşlar DNA üzerindeki bir bazın değişmesi veya birden fazla bazın örneğin adenin yerine timin gelmesi olabileceği gibi baz sayısının veya nükleotit sayısının artması şeklinde de olabilir. Yani yapıya yeni bir nükleotit katılması veya yapıdan nükleotit çıkması şeklinde de gerçekleşebilir. Nokta mutasyonlar arkadaşlar çok zararlı etkileri olabileceği gibi etkisini göstermeyi de bilir. Örneğin şöyle bir örnek verelim. Bu örnekte DNA'ya yeni bir ne ekleyelim arkadaşlar? Yeni bir nükleotit eklensin ve bu şekilde bir nokta mutasyonu olsun. Şu DNA zincirimizin anlamlı zincir olsun arkadaşlar. Anlamlı zincirin formülü şu olsun. Veya bağ dizilimi. Guanin, sitozin, sitozin, timin, adenin, sitozin ve adenin, adenin, tim. Örneğin buraya baktığımızda bu DNA'nın anlamlı zincir dediğimiz gibi bu DNA'ya karşılık bir mRNA sentezleyelim. mRNA sentezlediğimizde guanin karşısına sitozin, sitozin karşısına guanin, guanin, adenin, urasil, guanin, urasil, urasil, adenin mRNA'sı. Örneğin bu mRNA'ya baktığımızda arkadaşlar birinci kodonumuz şu bölge alanin aminasını şifreliyor. İkinci kodonumuz AOG tirozin TAC A geldi, U geldi, Y geldi. Evet, devam edelim. Şu bölge ise aspargin şifreliyor. Diyelim ki arkadaşlar şu bölgeye bir timin eklendi. Timin eklendiğinde mutasyon sonucunda şimdi yapıya bakalım. Yapıya baktığımızda arkadaşlar bu sefer ne olacak? Guanin araya timin gel dedik. Timin, sitozin, sitozin, timin, adenin, sitozin, adenin, adenin, tim. Bu durumda ise yine anlamlı zincir. Karşısında bir mRNA sentezleyelim. Karşısında mRNA sentezlediğimizde ne gelecek? Sitozin, adenin, guanin, guanin, adenin, urasil, guanin, urasil, urasil, adenin. Bu durumda amino asitler hangi amino asitleri çiftlediğine baktığımızda ise arkadaşlar şöyle gösterebiliriz. Örneğin şu bölgeden valin amino asit sentezlenir. Şu bölgeden lözin sentezlenir. Şu bölgeden ise glutamin amino asit çiftlenir. Gördüğü gibi arkadaşlar tek bir baz, tek bir timin molekülü yapıya katıldı. Buna karşın bir önceki bizim proteinimizde alanin, tirozin, asparjin şeklinde uzayıp giderken diğer durumda arkadaşlar valin, lözin, glutamin oldu. Yani birbirinden bambaşka proteinler meydana gelmiş oldu. Dolayısıyla böyle bir nokta mutasyonu olursa canlıda biraz önce sentezlenen proteinin sentezlenememesi neden olacaktır. Dolayısıyla canlı bazı bozuklukların hatta ölümcül bazı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Tabii ki nokta mutasyonlar arkadaşlar illaki zararlı olacak diye bir kaydı yok. Zararsız da olabilir. Eğer ki hani şurada bir nokta mutasyonu meydana geldi. Guanin sitozin yerine guanin geldi. Guanin karşısına diyelim ki sitozin gelecekti. Eğer sentezlenen molekül
Yine biraz önce söylediğimiz gibi amino asitlerin birden fazla şifreleri vardı. İşte eğer yine aynı amino asit şifreliyorsa arkadaşlar, illaki protein faktörüne, protein değişikliğine neden olacak diye bir kaydı yok. Protein aynı proteinde yine sentezleyebilir. Yani nokta mutasyonları illaki proteinin yapısını değiştireceği şeklinde bir anlayış yanlış olur. Bununla ilgili arkadaşlar örneğin yine bir nokta mutasyonu, örneğin hemoglobin molekülün yapısına katılan ne diyelim amino asitlere baktığımızda, bu amino asitleri şifrelenen arkadaşlar sitozin, timin, timin yerine eğer sitozin, adenin, timin gelirse, yani şuradaki timin yer değiştirip şekil değiştirip adenin olursa arkadaşlar, bu durumda işte orak hücre anemisi dediğimiz olay meydana gelir. Bakın tek bir molekül değişti. Tek bir nükleotit değişti. Bu durumda hemoglobinin yapısına katılan amino asit değişiyor. Sonuçta orak hücre anemisi dediğimiz anemi ortaya çıkıyor. Orak hücre anemisinde arkadaşlar hemoglobinler yapısı değiştiği için al yuvarlar normal bildiğimiz şekilde değil, şekilleri bozulmuştur ve çok daha az ne taşıyabilirler, oksijen taşıyabilirler. Genelde öldürücü olabilecek bir hastalık orak hücre anemisi. Yine nokta mutasyonlarıyla arkadaşlar fenilketonürü dediğimiz bir hastalık meydana gelebilir. Bu fenilketonüri hastalığında arkadaşlar yine nokta mutasyon sonucunda fenil alaninin yıkılmasını sağlayan, hücrelerde, karaciğerde yıkılmasını sağlayan enzim yapılamayabilir. Yani bu enzimi ortaya çıkarmakla sorumlu gende bir bozukluk meydana geldiği için bu enzim sentezlenemez. Sonuçta kanda fenil alanin miktarı artar. Fenil alanin miktarı arttığında beyine gider ve ne diyelim zeka yerine neden olabileceği gibi ölümcül bir hastalık da olabilir. Fenil ketonili ile ilgili ne diyelim yapılan çalışmalarda örneğin şu anda çocuklar doğduktan sonra hastanelerde topuğundan bir miktar kan alınır ve fenil alanin miktarına bakılır. Eğer problem yoksa zaten çocuk sağlıklıdır, ancak problem varsa arkadaşlar fenil alanin az içeren besinlerle beslenmesi gerekebilir. Veya kanda fenil alanini etkisiz hale getirebilecek bazı ilaçlarla yine ne yapılabilir? Takviye edilebilir. Yine arkadaşlar albinizmde bir nokta mutasyonu sonucunda meydana gelen rahatsızlıktır. Bunun arkadaşlar melanin pigmenti sentezleyen gende nokta mutasyonu meydana geliyor. Sonuçta melanin sentezlenemiyor ve albinizm dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Albinizmde arkadaşlar saçlar, kaş ve vücuttaki diğer tüylerde beyaz olması söz konusu. Renkli olmuyor. Böyle bir hastalık albinizm hastalığı da. Evet, artık gen ve çevre ilişkisinden de kısaca bahsedelim ve dersimizi sonlandıralım. Gen ve çevre ilişkisine baktığımızda arkadaşlar canlıların ne diyelim ortaya çıkan özellikleri sadece ve sadece bazı özellikler için söylüyorum. Sadece ve sadece genlerle ortaya çıkartılmaz. Bazı özellikler gen ve çevrenin etkileşimiyle ortaya çıkabilir. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Ne gibi? Örneğin arkadaşlar çuha çiçeğini düşündüğümüzde çuha çiçeği sonuçta gen aynı gen, ancak ovada yetiştirildiğinde veya dağda yüksek bir yerde yetiştirildiğinde çuha çiçeğinde bazı fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Bu nedir? Çevrenin genler üzerine etkisidir. Geni değiştirmiyor, ancak genin işleyişini değiştiriyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar ne diyebiliriz? Çuha çiçeğinden örnek verebiliriz. Çuha çiçeği eğer ki 30 santigrat derecenin altında yetiştirilirse genler ona göre işlevlik kazanıyor ve kırmızı renk alıyor. Eğer 30 santigrat derecenin üstünde ise bu durumda da arkadaşlar beyaz renk alır. Buna insanlardan da örnek verebiliriz. Örneğin tek yumurta ikizlerini düşündüğümüzde tek yumurta ikizleri farklı farklı bölgelerde yetiştirildiğinde veya farklı beslenme koşullarıyla yetiştirildiklerinde farklı farklı bireyler meydana gelir. Birinin boyu daha uzun olabilir, diğeri daha kısa olabilir. Veya bronzlaşmaya örnek verebiliriz. Örneğin beyaz tenli bir birey güneşte fazla kaldığında güneş tenli vesaire ten rengi değişebilir. Yine spor yapıldığında vücuttaki kasların gelişmesiyle beraber bazı değişimler meydana gelebilir. Bunlar genler ve çevrenin karşılıklı etkileşimiyle ortaya çıkan
değişikliklerdir diyoruz. İşte bu şekilde genlerin işleyişini, çevrenin etkisiyle bazı canlılarda değişiklikler meydana gelmesi dolayısıyla arkadaşlar biz modifikasyon diyoruz. Modifikasyon. İniliyorum. Genlerin işleyişine çevrenin etkisinin olmasına modifikasyon denebilir. Modifikasyon arkadaşlar en güzel Himalaya tavşanlarında gözlemlenebilir. Himalaya tavşanlarında şöyle bir durum söz konusudur. Veya bunu çizmemize gerek yok. Direkt anlatabiliriz. Himalaya tavşanları arkadaşlar normalde beyaz tavşanlardır. Ve sadece burun, ayak ve kulaklarında siyah kıllar mevcuttur. İşte bu Himalaya tavşanını alıp örneğin sırtını tıraş edip tıraş ettiğimiz bölüme soğuk bir buz parçası bağladığımızda veya soğuk bir su torbası bağladığımızda ve bu şekilde büyütülmesi sağlandığında görülür ki bu hayvanın Himalaya tavşanının sırtında da yine siyah kılların ortaya çıktığı görülür. Bu nedir? Gen aynı gen. Canının genleri değişmedi. Hücreler aynı hücreler. Ancak sıcaklığın etkisiyle genlerin işleyişi değişti ve beyaz kıl çıkacağı yerde soğuk olduğu için ortam siyah kıllar çıktı. İşte bu siyah kıllar yine tıraş edilir ve doğal ortamına bırakılırsa canlı yine ne olacaktır? Beyaz kıllar alttan çıkacaktır diyoruz. En son yine bu modifikasyonla ilgili arkadaşlar popülasyon eğrisinden kısaca bahsetmem gerekiyor. Dediğimiz gibi aynı genlere, aynı DNA'ya sahip olsa da çevrenin etkisiyle bazı değişimler, örneğin vücut büyüklüğünde de bazı değişimler meydana gelebilir. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Örneğin bir paramecium düşünelim arkadaşlar. Bu paramecium eşeysiz olarak defaları çoğaltıldı ve bir paramecium popülasyonu oluştu. Eşeysiz üremeleri çoğaltıldığı için paramecium'lar arkadaşlar nedir? Tüm paramecium'larda aynı genetik özellikler var. İşte bu popülasyondaki bireylere baktığımızda şuraya birey sayısı diyelim. Vücut büyüklüğü küçük olandan başlayalım. Küçük olandan başlayıp arttıkça vücut büyüklüğü birey sayısı da artar. Ancak bir yerden sonra şöyle iner. Bunun nedeni şudur arkadaşlar. Ortalama vücut büyüklüğüne sahip olan birey sayısı, şurası ortalamaya tekamül eder. Ortalama vücut büyüklüğüne sahip olan birey sayısı hepsinden daha fazladır. Uç kısımlara ektiğimizde çok küçük paramecium'lar veya çok büyük paramecium'ların sayıları nedir? Çok 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 azdır. Buna ne diyoruz? Buna arkadaşlar popülasyon eğrisi diyoruz ve çevrenin genler üzerine etkisini örneğin burada paramecium için söyleyebiliriz. Birisi iyi beslenmiştir, diğeri kötü beslenmiştir. Dolayısıyla birinin vücut büyüklüğü fazla olurken diğerinki az olmuştur. Normal beslenenler böyle olmuştur. Veya bunu en güzel arkadaşlar bal arılarında söyleyebiliriz modifikasyonu. Bal arılarında hem işçi arılar hem de kraliçe arılar arkadaşlar iki en kromozomu sahipti. Ve hiçbir genetik farklılık yoktu bu canlılar arasında. Buna karşın eğer iyi beslenirse birey bu durumda kraliçe arı oluşuyordu. Ama iyi beslenmezse işçi arı oluşuyordu. Ve bunların arkadaşlar şekilleri de birbirinden oldukça farklıdır. Kraliçe arı hepsinde çok daha büyüktür iyi beslendiği için. Buna karşın diğerleri işçi arılar daha küçüktür. Buna ne diyoruz? Buna işte çevrenin genler üzerine etkisi yani modifikasyon diyebiliriz. Evet arkadaşlar genetik konumuz, genetik ünitemiz protein senteziyle böylelikle son buluyor. Bir sonraki ünitemiz ekoloji konusunda, popülasyon ekolojisi, komünite ekolojisi konusunda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler.